Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورة 31 آية. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. أتين يا محمد عليه السلام. أجسدلر Allah'ını yaxşı görədigən bu sələriz, onda fəqət kinə məngə ergəşilər. Şündə Allah Ta'ala sizlərini yaxşı görədi və günahlarınızı keçirədi. Və Allah günahlarını keçirücü mərhəmətli zatdır. Süyüti ətəyəbdilər, Və nəzələ ləmmə qalu mə nə'budul əsnəmə illə hübbən lilləhi liyuqarribuna iləyh. Müşrikler biz butlarga ular bizlarni Alloh taologa yaqinlashtirishligini xohlaganligimiz uchun va Allohni yaxshi ko'rganligimiz uchun ibodat qilyapti xolos deganlarida mana shu oyat nozil bo'ldi. Müşrikler aytdiki biz müşrikmasmiz, Allohga shirk keltirganimiz yo'q, gunoh qilganimiz yo'q. Bizning maqsadimiz Allohga qarshi chiqishlik emas. Ve butlarga ham ibodat qilganimiz yo'q. Faqatgina bu butlar payg'ambarlar, avliyolarning haykallari bo'lganligi uchun ular bizni Allohga yaqinlashtirishadi ve biz Allohni yaxshi ko'rganligimiz uchun Allohning muhabbatidan kelib chiqib shularga yaqin bo'lishga harakat qilyapti. Deganlarida mana shu oyat nozil bo'ldi. Qullahum ya Muhammad. Ey Muhammad, ularga aytgin. In kuntum tuhibbuna Alloh fattabi'uni yuhibbukum Alloh. Bima'na yusibukum. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaringiz, mengagina ergashinglar, shunda Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi. Va sizlarga savob beradi degan ma'noda deyapti. Bu ham ta'vil masalasi, yuqorida aytganimizdek. Albatta Alloh subhanahu va taoloning muhabbat sifati boshqa, yaxshi ko'rishlik sifati boshqa va savob berishlik sifati boshqa. Muhabbat yaxshi ko'rmoq degani savob bermoqdir. Deb haqiqiy ma'noda tafsir qilinadigan bo'lsa, bu mu'tazilaning aqidasi bo'ladi. Buzuq aqida, kufr aqida. Bu Allohning sifatlarini tahrif qilishlik, buzishlik bo'ladi. Lekin izohiy, tamsiliy bir tafsir bo'lsa, Alloh taolo bir qulini yaxshi ko'rsa, unga savob beradi. Uni o'ziga yaqinlashtiradi, haq yo'llarga hidoyat qiladi, gunohlardan saqlaydi deb bir tafsir qilsiz bo'laveradi. Lekin muhabbatning ma'nosi savob berishsiz to'g'ri kelmaydi. Va suyuti ahli sunna va jamoat olimlaridan, balki imomlardan bo'lganligi uchun biz u kishiga yaxshi gumon qilamiz. Buni izohiy bir tafsir deb bilamiz. Lekin shu zohiran qaraganingizda ham xato. Aslida katta ulamolar bu narsalarga ehtiyot bo'lishlik kerak. Hech bo'lmasa boshida aytishlik kerakki, muhabbat Alloh taoloning sifatidir. Kayfiyatini hiç kim bilmeydi. Deb turib ki Alloh taolo yaxshi ko'rgandan keyin savob beradi, ihson qiladi, fazl qiladi deb boshqa masalalarni zikr qilsa eng yaxshisi bo'lardi. Va yag'firu lakum zunubakum va gunohlaringizni kechiradi. Vallohu g'afurun liman ittaba'ani ma salafa minhu qabla zalik. Va menga ergashgan kishilarning ergashishdan oldingi o'tgan gunohlarini Alloh taolo kechiruvchidir. Rahimun bihi va payg'ambarga ergashgan kishiga Alloh taolo marhamat qiluvchidir. Ko'ryapsizlar, Ali Imron surasi iymon bilan kufr o'rtasidagi mujodala, iymon tavhid yo'li va uning ziddidagi kufr shirk yo'llarini bayon qilyapti. Bu oyatni yuqoridagi oyatlarga aloqasi shuki, kim bo'lsa bo'lsin, Allohni borligini qabul qiladigan millatlar hammasi Allohning muhabbatini da'vo qiladi. Qarang, Allohning borligini deyapmiz. Allohning borligiga ishonadigan kishilar qaysi millatdan bo'lsa bo'lsin,
qaysi dinga mansub bo'lsa bo'lsin, hammasi Allohning muhabbatini da'vo qiladi. Masalan, yahudiylar Allohning muhabbatini da'vo qiladi. Nasroniylar Allohning muhabbatini da'vo qiladi. Makka mushriklari Allohning muhabbatini da'vo qilishadi. Va boshqa butun mushriklar, shu dahriylardan boshqa, Allohning vujudini inkor qiladigan kofirlardan boshqa, Allohning borligini qabul qiladigan bütün müşrikler, kafirler Allah'ın muhabbetine dava kılışadı. Lekin yukarıda tevhid yolu kürsatıldı. İman yolu kürsatıldı. Ve onu ziddi bugün küfür, şirk. Onun kançalığı bir kabihliği, hunikliği ve harlik ikenliği bayan kılındı. Şimdi Allah-u Teala etti ki, sizlerinin adli bir davalarınızı itibarı yok. Allah'ta yaşgüremen degenlerinizi itibarı yok. Allah-u Teala sizlerde yaxshi ko'rishlik kerak. Ve Allah-u Teala sizlerde yaxshi ko'rishlik uchun mana bu qoidai kulliyadir. Qiyomatgacha bir qonun. Allah'ın qonuni. Hiç kimin o'zgartirolmaydi. Mana Suyuti ham shunga o'xshagan sabab qo'yaptilar. Mana mushriklar aytdiki, Muhammad bizga düşmanlık qilib, bizi so'kib, bizi kafir deyapti. Bizi qonimizni halol deyapti, molimizni halol deyapti. Ayollarimizni asir qilib, cho'riqsa bo'laveradi deyapti. Aslida biz Allohga kofir emasmiz-ku. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Va bu butlarga boryap turganligimiz, ularni ziyorat qilyap turganligimiz, butlarni oldida qurbonlik qilyap turganligimiz, bular hammasi Allohni yaxshi ko'rganligimiz uchun. Va shu butlar bizni Allohga yaqinlashtirsin deb qilyapmiz, xolos. Allohni yomon ko'rganligimiz uchun qilmayapmiz-ku. Deyişti. Ular haqiqatdan ham shu niyatda qilishyapti. Ular aqidasi shu. Ammo shirk dining aqida mana shuda. Shuni shirk e'tiqodi deyiladi. Shuning uchun mushrik bo'layapti ular. Alloh taolo bularni hammasini rad qilib, yahudiylar, nasroniylar, mushriklar, kofirlarning hamma turini rad qilyapti. Va bularga endi munofiqlar ham ergashadi. Musulmonman degan, lekin Rasulullohga ergashmagan munofiqlar kiradi. Ve üçüncü derecede ise fasıklar. Müslüman ben değil, hakikaten Müslüman. Münafıkmez, kafirmez, müşrikmez. Lekin fasık. Günah kebirelerden kayıtmıyordu. Ularga hem tekişli bu genlerse. Hulles mene Resulullah'ın yolunu terk edenler, ya ki açık kafirler, ya ki münafıklar, zahir-i İslam, kalbi de, batını da küfür. Ki üçüncüsü ise, zahir-i batın'da hem İslam'da yu. Lekin naqis bo'lgan musulmonlar, gunohkorlar. Shular uchalasi ham payg'ambarimizning yo'lini tark qilgan insonlardir. Alloh taolo mana payg'ambarimizga buyuryaptiki, "Qul ayti Muhammad alayhisalom. Ayt hammaga aytgin. In kuntum tuhibbunalloha. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaringiz." Hammaga aytilyapti u. Biz bu oyatni hammaga aytishligimiz kerak. Yahudiylarga ham, nasroniylarga ham, majusiylarga ham, mushriklarga ham hammaga aytishligimiz kerak. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaringiz, ular albatta yaxshi ko'ramiz deydi. Hammasi aytadi. Birortasi Allohni yomon ko'ramiz demaydi. Va bu oyat mana ikkinchi o'rinda munofiqlarga aytiladi. Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaringiz. Ular zohiran muhabbatni da'vo qilishadi. Va fosiqlar, mana fosiq musulmonlar günah, bidiyat, xurofatlarga botib ketgan musulmonlar. Shularga aytingki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaringiz, sattabi'uni, faqatgina menga ittibo qilinglar, ergashinglar. Qarang. Alloh taolo amr qilyapti, payg'ambarimizga buyurib va payg'ambarimiz alayhisalom buni yetkazyaptilar. Allohning buyrug'i. Demak, Muhammad alayhisalomni ergashlik farz bo'lyapti. Va albatta Muhammad alayhisalomga ergashlikni ham o'zini darajalari bor. Kofirlarga nisbatan, islom doirasidan tashqaridagi insonlarga nisbatan farzdir, iymondir, dindir. Muhammad alayhisalomga ergashmasa, ular abadiyan najot topmaydi. Dunyoda ham oxiratda ham rasvo bo'ladi va jahannamda abadiyan o'tin bo'ladi. Menga ergashinglar deyilganda, meni olib kelgan shariatimga ergashinglar. Meni olib kelgan kitobimga ergashinglar, sunnatimga ergashinglar deyilyapti. Munofiqlarga aytilganda esa ixlosga chaqirilyapti. Bu botindagi ichidagi kufrni tark qilinglar.
fasıqlarga esa mükemmel ergashinglar. Va ba'zi musulmonlar borki, farzlarda ergashadi, sunnatlarda beparvolik qilishi mumkin yoki ba'zan ba'zi nuqsoniyatlar bo'lishligi mumkin. Fattabi'uni deganimizda hozirgi aytgan daraja bilan butun insonlarni o'zining ichiga oladi. Avvalo kofirlarga xitob bo'lyapti, buni bilib qo'yaylik. Bizning zamonimizdagi ko'pchilik olimlarning eng jiddiy xatolaridan bittasi shuki, Qur'onni faqatgina ichimizda ishlatilyapti. Faqat ichimizda. Tashqariga hech ishlatilmayapti. Yahud nasroniylariga nisbatan, kofir va mushriklarning boshqa butun turlariga nisbatan bu Qur'onni ishlatishlik ko'pchilik insonning aqliga kelmayapti. Bo'lmasa bu oyatlarni ko'pchiligi tashqariga xitob bo'lgan. Tashqariga aytilgan. Sahobalar shuni tushunganligi uchun bu Qur'onni tashqariga xitob qildirishida butun dunyoga islomni tarqatdi. Bizning zamondagi musulmonlar sahobalarning tushunishini teskarisini tushunib olgan, Qur'on ichimizda ishlatilyapti, tashqariga ishlatilmayapti. İçimizde bir-birimizden tartışıp, bitemiz bu ayette delil kıyamız, neredeyse başka ayette delil kıyam, Kur'an'ı yani bir-birine uruşturup, ayette ayette uruşturup, ortamızda yani fitne fesat, bölünüşlik, firka ve ihtilap, aziyetten başka nesne hasıl bulmayat. Aytin Yahudilerge, Nasranilerge aytin, bütün müşriklerge aytin şunu. Sizlere ya Allah diye aşk görseleriz, Muhammed Aleyhisselam'a ergeşiler. Muhammed Aleyhisselam aytgandan ki siz nimaga aytmaysiz? Siz nimaga tortinasiz? Nimadan uyarasiz? Nimadan qo'rqasiz? Bizning zamondagi musulmonlar qo'rqishadi-yu, aslida hech qo'rqmasa ham bo'laveradi. Chunki yo'qotadigan hech narsasi qolmadi. Hech narsasi yo'q. Oldingi musulmonlar qo'rqsa bo'lardi. Katta-katta mulklari bor edi. Necha kilo oltinlari bo'lar edi. Minglarcha, o'n minglarcha qo'ylari, mollari bo'lar edi. Qatar qatar dağılımı üyleri bulardı. Hazır ki Müslümanlarda hiç nesi yok ki. Nemeli yok atışardı. Hiç nesini yok atmıyordu. Müslümanlar diyor ki, فَتَّبِعُونِ حَمَيَتَ اِشْنِي بُو. Mesela biz farzlarda okup, yani farzlarda ada akılıp yürüyen büsek, dini hayatta yürüyen büsek, biz yete işlemez demeyelik. Sahabelerde karim, bazı bir ergashlik matlub bo'lmagan narsalarda ham ergashishardi. Masalan, sahobalardan bittasi payg'ambarimiz alayhisalomning oldiga keldi, issiq vaqtlardan bittasi dedi. Payg'ambarimiz alayhisalomning yoqasi ochiq ekan, shuningdek, yoqasi ochiq, shunday holatda ko'rdi. Hayotini oxirigacha yoqasini berkitmadi. Sahobiy aytadiki, men Rasulullohni ko'rganimda mana shu yoqasi ochiq edi, shuningdek, bo'yni ko'kragi ko'rinib turadi. Hayotini oxirigacha berkitmadi. Masalan, shu narsalar islomda talab qilingan narsa emas, sizga ixtiyor berilgan. Lekin bu yerdan bir narsa kelib chiqadiki, yoqani demakali tugmani baland qilib tomoqqa tirab taqib olishlik islomdan emas bu. Islomga xilof bo'lgan narsa, lekin islom sizga doim yoqingni ochib yurgin demaydi. Ammo hozir kofirlar va kofirlardan ta'sirlanganlar qilib, yoqingiz ochsiz, beada tarbiyasiz deydi. Tugmani qadam esanmi deydi. Adamsızlık da bilişerdi, yakası açık olsa. Lekin bana sahabelerden bittesi, bütün hayatı bu işe bir gitme yaptı. Çünkü o zaman köpkine misallar var. Ebu Bakır Dikarin, Peygamberimiz Aleyhisselam düğüşen mükünü vefat kıyanı için, düğüşen mükünü vefat kılıçlıydı, arzu kılı yaptılar. Bu meselelerde biz, yani ergeçliğimiz, metlub bugün neslemez. Bunlar gayri ihtiyari nesneler. Siz ihtiyarınızdan teşkarda bugün nesneler. Ama şunlar da ergashlikka harakat qilyapti. Demak, fattabi'uni deganda, o'sha yuqoridan boshlab turib, tashqaridan kelib, ichkarida qanchalik taqvodor bo'lsak, yana ham mukammal ergashlikka harakat qilishligimiz kerak. Hech kim aytmasin ki, men bütün hukmlarga amal qilib bo'ldim demasin. Kimki shunday desa, adashibdi bu odam. Endi birinchi qadamlarni bosyapti ekan. Ba'zi musulmonlar biz hammasiga amal qilib bo'ldik deganligi uchun ham katta xatoga tushyapti, g'aflatga tushyapti. Sahobalar qanchalik amal qilsa, shunchalik amal qilgisi kelar edi. O'zlarini shunchalik noqis deb bilishardi Allohning huzurida. Shuning uchun borgan sari mukammal bo'ldi. Qiyomatgacha hech kim Muhammad alayhisalomga eng mukammal holatda ergashib, Muhammad alayhisalomning qilganini mukammal holatda qila olmaydi. Ergashishlikka harakat qilasiz.
O kişiye o'xshashlikka harakat qilasiz. Hech qachon bitira olmaysiz. Chunki Muhammad alayhisalomning qilgan xizmatlari, ibodatlarini hech kim qila olmaydi. Shuning uchun bir inson men butun hukmlarga amal qilib bo'ldim deishligi bilan kazzoblik qilyapti, yolg'on gapiryapti. Ma'lumki shunday ekan, doim biz ergashlikka ma'mur bo'lyapmiz. Ko'p o'rganishligimiz kerak. Nihoyatda ko'p hadislardan xabarimiz yo'q. Yani bazen hadis derslerde veya hadis müzakerelerde yani 20 yıldan beri, 30 yıldan beri dinge hizmet gibi yürüyen adamlarla gerçekleşip kalanız bir hadis zikir kılınsa hayran bulup kalıyordu. Biz bu hadiste hiç eşitme gene kendimiz değildi. Biz de kemçiliğimiz yok. Mükemmel bütün hadislerde yürüyenip kolumuzdan ki gelince amel kılıçlığımız gerek. O zaman bilip durup amel gibi yürüyen kanca hadislerimiz var. Bazıları sünnet, bazıları vacib, bazıları farz. Demek ki fettabi'uni degan xitobga amirga biz muhatap bo'lyapmiz, mukallaf bo'lyapmiz. Alloh taolo bizi buyuryapti Muhammad alayhisalomga ergashlikka. Ergashligimiz kerak, agar haqiqatdan ham Allohni yaxshi ko'rib turgan bo'lsak. Allohga muhabbatimiz bo'lsa, Rasullarga ergashishdan boshqa choramiz yo'q. Yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum. Shunda Alloh taolo ham sizlarni yaxshi ko'radi. Va sizlarning gunohlaringizni kechiradi. Qarang, shartning mukofotini qarang. Agar siz Rasullarga ergashsangiz, Alloh sizni yaxshi ko'ryapti. Alloh sizdan Muhammad alayhisalomga ergashlikni talab qilyapti. Siz Rasullarga o'zingizning zamoningizda eng mukammal ergashgan odam bo'lgan taqdiringizda ham bu sizning amalingizdir. Siz ojizona qilgan bir ibodatingiz. Aslida Allohning muhabbatini muqobilida arzimagan narsa. Lekin Allohning marhamatini qarangki, sizda bir ojizona, noqsona bir amal taqdim qilinyapti. Alloh tarafidan esa yuhibbukumullohu. Allohning muhabbati kelyapti. Qarang, Allohning marhamatini qarang. Doim Alloh subhanahu va taolo ozginaga ko'p beradi. Ozgina ergashyapsiz, ittibo qilyapsiz. Mukammal ergashgan taqdiringizda Allohning huzurida juda oz ibodat. Lekin Alloh taolo muhabbatini e'lon qilyapti va mag'firatini e'lon qilyapti. Qara, ikkita narsa, ikkita buyuk ne'matni e'lon qilyapti Alloh taolo. Sahobalar bu narsalarni tushunar edi. Bilardiki Alloh taolo bizdan ozgina so'rab, ko'p narsa beryapti. Buni qadr qiymatini bilishar edi. Biz bu hisoblarni faqat dunyoga qilyapmiz. Dunyoga shunday bir tijorat bo'lib qolsa, ozgina pul qo'shar ekansiz-u, ko'p foyda kelar ekan yoki ozgina ishlar ekansiz-u, ko'p maosh berar ekan desa, qo'ldan chiqarmaymiz uni. Albatta qilamiz. Lekin mana bu oyatlarni bu masalada tushunmay qolganmiz. Fikrimiz yetmay qolyapti. Aqlimiz yetmay qolyapti bu narsalarga. Bizi dünya karışımız, sahabalarda dünya karışımda tezkeresi bu koyan. Rasulullah'a ergeçin, ikide katta nimet ve adakını ne yaptı? Allah'ın muhabbeti ve mağfireti. Her kim Allah'a muhabbeti dava kılıyordu. Allah'a yaş göremen diyordu. Lekin Allah'tan onu kabul kılı yaptı mı, kime yaptı mı? Yani bu hakiki mi, sahta mı, onu Allah biledi. Ve kabul bu gendeyim kendi derecede. Lekin Alloh taolo muhabbatini e'lon qilishligi bu juda katta ne'matdir. Qarang, Alloh sizni yaxshi ko'raman deb va'da beryapti. Payg'ambarga ergashinglar, sizlarni yaxshi ko'raman deyapti. Va Alloh taolo sizni yaxshi ko'rgandan keyin muhabbat Allohning sifati bo'lganligi uchun nihoyatda buyuk sifatdir. Chegarasiz. Aqlingizga sig'maydigan darajada buyuk. Va mag'firati ham shunday. Alloh taolo sizni yaxshi ko'rgandan keyin dunyo va oxiratingizga kifoya qiladi. Va yag'firu lakum zunubakum va gunohlaringizni kechiradi. Qarang, hamma gunohlaringizni kechiradi. Butun gunohlaringiz kechiriladi. Payg'ambarimizga ergashlikning ba'zilarida o'zi bu katta ne'matlar va'da qilingan. Namoz o'qiganingizda butun gunohlaringiz yuvilib ketadi. Tahorat qilganingizda butun gunohlaringiz yuvilib ketadi. Ilm olishlik uchun uyingizdan rostlardan bir qadam tashlashligingiz bilanoq butun gunohlaringiz yuvilib ketadi. Bir mu'min bilan, mu'min birodaringiz bilan bir muhabbat qilgan holatda, samimiylik bilan ko'rishganingizda bütün günahlar to'kilib ketadi. Qani Rasulullohga ergashlikni
mükemmel holati emas. Agar tafsilotiga qarasangiz, har bitta amallarida mana bunday katta va'dalar aytilyapti. Endi qanchalik siz mukammal ergashsiz, shunchalik sizning ajringiz, darajangiz, fazilatingiz mukammal bo'lib, baland bo'lib ketaveradi. Alloh taolo butun gunohlaringizni kechiradi. Qarang, muhabbatdan keyin mag'firat kelyapti. Aslida inson o'ylaydiki, oldin mag'firat, keyin muhabbat bo'lishlik kerak. Masalan, biz bir odamni kechiramiz, keyin yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rib turib, keyin kechiramiz, unday emas. Lekin Alloh taolo yaxshi ko'ryapti va kechiryapti. Insonni baribir gunohkorligiga ishora bo'lyapti. Biz gunohkor bo'lsak ham, ya'ni gunohkormiz baribir. Gunohkorligimiz aniq. Lekin shariatni mahkam ushlashlikka harakat qilsak, xato qilgan vaqtimizda, gunoh qilganimizda darhol tavba qilib, Allohga yalinsak, Alloh bizni yaxshi ko'raveradi. Inson e'tiborligimizdan, xatokorlik e'tiborligimizdan ba'zi xatolarni qilsak, Allohning muhabbatidan, Allohning nazaridan tushib qolmaymiz. Alloh taolo bizni yaxshi ko'rganda gunohkorligimizni bilgan holatda yaxshi ko'radi. Bu hech qanday gunoh qilmaydi, ma'sum deb muhabbat qilmaydi. Va Alloh taolo sizni yaxshi ko'rdimi, boshqa bo'layotgan turgan xatolaringizni, kamchiliklaringizni kechiraveradi. Zotan Alloh sizni yaxshi ko'ryaptimi? Siz shunday bir darajadasiz, shunday bir martabadasizki, qasddan gunoh qilmaysiz. Siz ham darro o'zingizni isloq qilasiz, qaytasiz Alloh taologa. Tavba qilasiz va Alloh taolo sizni kechiraveradi. Demak, ba'zan mana gunoh yoki xatolarni qilishlik insonni avliyo bo'lishligiga zid emas. Allohning do'sti bo'lishlikka zid emas. Va bu oyatni yuqoridagi oyatlarga yana bir tegishli bo'lgan yeri, yuqorida tavhid bayon qilingan bo'lsa, bu yerda mana payg'ambarga ergashishlik. Yuqorida la ilaha illalloh tafsir qilingan bo'lsa, bu yerda Muhammadur Rasululloh tafsir qilinyapti. Vallohu g'afurur rahim va Alloh taolo butun gunohlarni kechiruvchidir. Allohning mag'firati nihoyatda katta, rahimdir, marhamatli zotdir, mehribondir. O'tgan oyatlarda ham aytilindi, g'afur o'sha butun o'tgan gunohlar uchun bo'ladi, rahim esa kelajakda haq yo'lga, to'g'ri yo'lga, go'zal yo'llarga hidoyat qilishlik va tavfiq berishlik, ibodat qilishligingiz uchun, Allohni rozi qilishlik uchun, dinga xizmat qilishligingiz uchun Alloh tarafidan imkonlarning yaratilib berishligidir. Payg'ambarimizga ergashmasa, Allohning muhabbatini hosil qilishlik mumkin emas, mahol. Boshqa yo'li yo'q. 32-oyat. Qul ati'ulloha va rasul fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Ayti Muhammad alayhisalom. Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar. Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar. Agar yuz o'girsalar, albatta Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Suyuti aytayaptilar, qullahum, insonlarga aytgin, ati'ulloha va rasul, Allohga va rasuliga ergashinglar. Allohga va rasuliga itoat qilinglar. Fima ya'murukum bihi min at-tauhid. Tauhiddan iborat bo'lgan, Alloh taolo sizlarni buyuryapti turgan narsalarda. Ya'ni islomda, dinda Allah va rasuliga itoat qilinglar. Fa in tawallaw a'radu an itoati, agar yuz o'girsalar itoatdan, fa innalloha la yuhibbul kafirin, albatta Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Fihi iqomatu zohir maqomal mudmar. Bu yerda zamir donliga zohirni keltirishlik bo'lyapti. Ya'ni aslida fa innalloha la yuhibbuhum bo'lish kerak. Fa in tawallaw, agar Alloh va uning rasulini itoatidan yuz o'girsalar, Alloh ularni yaxshi ko'rmaydi deyish kerak-ku. Lekin hum degan zamir donliga kafirin degan zohir ismni keltiryapti. Ay la yuhibbuhum bima'na annahu yu'aqibuhum. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi, ularni yaxshi ko'rmaydi degani, ya'ni ularga azob beradi, uqubat beradi degan ma'nodadir. Xorlaydi, rasvo qiladi degan ma'nodadir. Mana bu oyatda Alloh taolo yana payg'ambarimizga xitob qilyapti. Qul, aytgin ey Muhammad alayhisalom. Butun insonlar bilsin. Insonman degan har bitta borliq shuni bilsinki, ati Alloh va rasul,
Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar. Butun sohalarda, butun masalalarda hayotimizni har bir bo'limida faqatgina Allohga va uning rasuliga itoat qilishlik lozimdir. Farzlarda farz, sunnatlarda sunnat bo'ladi. İmanda iman bo'ladi. Mustahabda mustahab, mubohda muboh. Amallarning hukmiga qarab. O'tgan oyatga nima aloqasi bor? Muhabbatda o'zi kifoya qilmaydi. Muhabbat qildim deb va Rasulullohga ergashishlikni o'zi ham kifoya qilmaydi. Ba'zilar aytadiki, biz Rasulullohga ergashyapmiz deydi-yu, uni ham noto'g'ri tushunib olishgan. Muhabbatimiz maqbul bo'lishligi uchun, Rasulullohga bo'lgan ittibomiz, ergashligimiz maqbul bo'lishligi uchun Allohga va uning rasuliga itoat qilishligimiz kerak. Ya'ni Qur'on va hadisga itoat qilishligimiz kerak. Alloh va Rasulidan maqsad shu. Qur'on va hadisdan tashqariga chiqmasligimiz kerak. Alloh taolo shuning uchun bizni buyuryapti, amr qilyapti. Alloh va Rasuliga itoat qilasizlar. Undarning hukmlaridan chiqmaysizlar. Agar yuz o'girsalar, agar insonlar buni qabul qilmasa, albatta Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Qarang, itoatdan yuz o'girganlarni Alloh taolo kofirlar deyapti. Va yaxshi ko'rmasligini e'lon qilyapti. Demak ki, bu yerda yuz o'girishlikdan maqsad islomni qabul qilmaslik. Payg'ambarimiz alayhisalomning shariatini qabul qilmaslik. Ya'ni boshida mukammal holatda. La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh kalimasini aytmaslik. Shuning uchun yuqorida aytdim, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsalaringiz, menga ergashiladigan oyat avvalo kofirlarga aytiladi. Shuning uchun aytdik-ku, bu yerda Alloh taolo kofirlar deyapti ularni. Endi agar musulmonlarda shu kamchilik topilsa-chi, Alloh va Rasuliga itoat qilishlikdan yuz o'girsa, musulmonman degan odamlar agar Allohga va uning rasuliga itoat qilishlikdan yuz o'girsa, ikkita holatda bo'ladi. Biri fa innalloha la yuhibbul kafirin, albatta Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi deganda kufr katta kufr bo'ladi. Al-kufrul akbar. Katta kufr bo'ladi-da bu dindan chiqadi bu odam. Murtad bo'ladi. 3 kun tushuntiriladi, agar qaytmasa qatl qilinadi, o'ldiriladi. Ikkinchisi shunday bir itoatsizlik qilyaptiki, masalan sunnatlarga amal qilmayapti. Yoki ba'zan farzlarni tark qilyapti. Yoki tauhidda yaxshi, kufr shirkdan saqlangan, kufr shirkka yaqinlashmaydi, kufr shirkka xizmat qilmaydi, dinni ziddiga xizmat qilmaydi, ammo ba'zan aroq ichadi, ba'zan zino qiladi. Ba'zan o'g'irlik qiladi. Shunday katta gunohlari, ma'siyatlari bor. Bular ham fa'in tavallovga kiradi. Ular ham yuz o'girib turgan hisoblanadi. Alloh va Rasulining itoatini tark qilish illoki dindan chiqish degani emas. Musulmonman deb turib Alloh va Rasulining itoatini tark qilib turganlar mana ko'ryapsiz, millionlarcha bor. Milliardlarcha bor. Agar yuz o'girsa Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi deganda, bunday insonlarga nisbatan, ya'ni fosil musulmonlarga nisbatan bu kufrun duna kufrin bo'ladi. Kichkina kufr bo'ladi. Al-kufrul asghar. Dindan chiqarmaydigan. Ammo shuni bilingki, kichkina kufr ham katta kufrga olib boradi. Bilasizki, qo'zi ham katta bo'lsa qo'y bo'ladi. Aytadiki, hutik katta bo'lsa eshkak bo'ladi, ot bo'lmaydi-ku. Kichkina kufr ham katta bo'lgandan keyin katta kufr bo'ladi. Shuning uchun kichkinalardan saqlaning. Shuning uchun ulamolar aytadiki, gunohlar kufrning ko'prigidir. Kufrga olib boradigan narsalar. Gunohlardan uzoq turishlik kerak. Kofir bo'lib qolasiz. Yo haqiqiy kofir bo'lasiz yoki nonko'rsiz. Kichkina kufr deyilganda nonko'r bo'ladi. Alloh taolo sizni yaxshi ko'rmaydi. Qarang, bundan oldingi oyatda muhabbatini e'lon qildi. Yuhibbukumullohu deb. Mana bu yerda endi yaxshi ko'rmasligini aytyapti. Nafrat qilaman deyapti. Bo'g'iz qilaman deyapti, yomon ko'raman deyapti, g'azab qilaman deyapti. Alloh taolo yomon ko'rgandan keyin najot topolmaysiz. Sahih hadislarda keladi, o'tgan darslarda ham aytildi shekilli. Alloh taolo bir qulini yaxshi ko'rib qolsa, Jibrilni chaqirib aytadiki, "Ey Jibril, men falon qulimni yaxshi ko'rib qoldim, sen ham yaxshi ko'rgin" deydi. Jibril alayhissalom yaxshi ko'radi-da, keyin butun osmonga e'lon qiladi. "Ey osmon ahli, Alloh taolo falon qulni yaxshi ko'ribdi, men ham yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Kim butun osmon ahli uni yaxshi ko'radi. Keyin bu muhabbat, hurmat yer ahliga ham tushadi. Yer osmonlarning ahllari shu insonni yaxshi ko'rishadi.
Yani Allah'ın muhabbetini arkasında bütün kainatın muhabbeti var. Ve tezkeresi de tezkeresi buladı. Allah Teala bir kulunu yaman görüp kalsa, Cibril Aleyhisselam çakırıp etedi ki, falan kulunu yaman gördüm, seni yaman görgün dedi. Cibril Aleyhisselam yaman görüldü, bütün Osman'ı ilan kıladı. Ve bütün mahluklar Allah Teala yaman görgünü düşün, ularım yaman görüp kalışadı. Hemmesi beddua kılışadı. Halak bursun, lanet bursun bu insan deydi. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Elbette Allah Teala yaş görmeydi digende, şimdi bu lüslüğünü bilin. Bütün kainat sizi yaman görüp kalırdı. Bütün kainat. Bizi zamandaki Müslümanlar köpçülüğü, ferzendinin muhabbetini yokluğu, hatınının muhabbetini yokluğu, eke ülkelerinin muhabbetini yokluğu, atanasının muhabbeti yokluğundan şikayet kalırdı. Yakınlarının muhabbeti yok. Ortada muhabbet yok. Muhabbetsiz bir hayat. Demek ki bu Allah'ın muhabbetine bağlılık. Siz Allah'ın muhabbetini kazansız, ulanın muhabbeti özden özü bulur. Peki bu degani ibadet kıyın da ulanı terk kıyın degenemez. Bazı Müslümanlar şunu yemnatır için şey yaptı. Bizi Allah yaş görse bu yaman kürür ilerseler. De bu uzun karındaşları uruş ilan kılıyordu. Bu yemnatırı. 33. ayet. İnna Allah istafa Adem ve Nuhan ve Ala İbrahim ve Ala İmran alal alamin. Elbette Allah Teala Adem Aleyhisselam'ını ve Nuh Aleyhisselam'ını ve İbrahim'in ailesini ve İmran'ın ailesini bütün alemlerden bütün alemlere afzal kılıp tanlab aldı. Suyutiyat yaptılar. İnna Allah istafa ihtara. Elbette Allah Teala tanlab aldı, yani ihtiyar kıldı. Adem ve Nuhan ve Ala İbrahim ve Ala İmran. Adem Aleyhisselam'ını ve Nuh'nı ve İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi ve İmran'ın ailesini. Bi ma'na enfusahuma, yani özlerine diye manada. İbrahim'in ailesi deyişten maksat İbrahim'in özü. Ve İmran'ın ailesi deyişten maksat İmran'ın özüdür. Alel alemin, yani bütün alemlerden afzal kılıp. يَجْعَلُ الْاَنْبِيَاءَ مِنْ نَسْلِهِمْ Peygamberlerini şu kişilerin neslinden kıladı. Mene bu ayette Allah Teala mene tör kişini zikir kıldı. Adam Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve İmran. Şu tör kişini zikir kılıyordu. Ve bu kişilerini bütün alemlerinin içinden terleba genliğini, afzal kıyanlığını ilan kılıyordu. İnne Allah astafa. Elbette Allah Teala tanlab aldı. İhtiyar kıldı. En yaxşı kuludur. İrada kıldı bularını. Yani her bittesi uzun zamandaki en afzal insanlar buluyor. Bu ayetin yukarıdaki ayetler yeni bir alakası var. Yani muhabbet meselesinden ki istifa meselesi. Allah Teala yaxşı gördü mü? Yani Adam Aleyhisselam da yaxşı gördü Allah Teala. Nuh Aleyhisselam da yaxşı gördü. İbrahim de yaxşı gördü. İmran da yaxşı gördü. Adam Aleyhisselam'a kança faziletler, dereceler bilgenliğini bilesinler. Demek ki Allah'ın muhabbeti şunu diye bularken. Ve Adam Aleyhisselam'dan bazı hatalar bulmadı mı? Buldu. Lekin Allah Teala keçirdi. Nuh Aleyhisselam, bana Allah Teala o kişini yaş gördü. O kişinin faziletlerini bilesinler. İbrahim Aleyhisselam'da Allah Teala yaş gördü. İbrahim Aleyhisselam'ın faziletlerini bilesinler. İmran'ı yaş gördü. İmran'da faziletini bilesiler ve hazır ozu İbran torusunda bahs kılınadı. Yani Allah Teala şunu aytıp bize hem tarihten haber veriyat. Tarihte bana şu şahsiyetler ötken ularına Allah Teala tenle bayan en afzal insanlarıdır. Ozlarının zamanlarıdır. Bazıları elbette başka zamanları hem tahsil kıladırken kişiler. Kazı toktalarımızın gel. Hulla şu insanlarda tenle bayanlığını yaş görüşlüğünü, muhabbetini, ularga qanchalik qadr qiymat berganligini e'lon qilyapti, haber beryapti Alloh taolo. Bu o'sha muhabbatdan kelib chiqib turgan narsa. Ve Alloh taolo ularni tanlab oldimi? Qancha katta darajalar, fazilatlar nasib qildi ularga. Bizga ibrat bo'lyapti. Alloh taolo aytayaptiki, o'rnak olinglar, namuna olinglar. Shu insonlarga o'xshagan bo'linglarki, Alloh taolo sizlarni ham yaxshi ko'radi. Ve sizlerge hem bundan kengi nimetlerle hem nasip kıladı. Dereceleriz belad kıladı.
faziletlerinizi ziyade kıladı Allah Teala. Mene Allah'ın ahli buyan kişiler. Adem Aleyhisselam'ın uzun kulundan yarattı. Ferişteleri secde kıldırdı. Bütün isimlerini ürgetti. Cenneti kirgizdi. Kancadan kanca faziletler nasip kıldı. Nuh Aleyhisselam karın eşeriyetin ikinci atası saplanadı. Birinci bölüm küfürünün karşısında mücadele kıyan büyük bir peygamber. Kingisinden İbrahim Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'dan keyin en afzal faziletli peygamber İbrahim Aleyhisselam. Bütün peygamberlerin afzali Muhammed Aleyhisselam olsa ikincisi İbrahim Aleyhisselam. Yani İbrahim Aleyhisselam keyin kelyapti, lekin Adam Aleyhisselam'dan hem afzal bo'lyapti, Nuh Aleyhisselam'dan hem. O'zining ikkita ajdodlaridan afzal bo'lyapti. Qarang. Demak, keyin kelgan bo'lib turib, oldinglardan o'tib ketishlikning imkoni bor. Yo'li bor, ehtimoli bor. Ibrohim alayhissalomning darajasi nihoyatda baland. Va Alloh taolo bu bilan boshqa bir haqiqatga, ilmga ishorat qilyaptiki, bu muhabbat masalasi, Allohning yordam masalasi sizning amalingizga bog'liq. Mana Ibrohim alayhissalomning qilgan ibodatlari, xizmatlari, itoatlari Odam alayhissalom va Nuh alayhissalomnikidan mukammalroq. Güzelroq bo'ldi, u kishiga mukofot ham mukammalroq, yana ham ko'proq bo'ldi. Ibrohim alayhissalomning fazilatlarini bilasizlar. Baqarada zikr qilindi. Endi Imron, Imron kim? Imronni ba'zilar Sulaymon alayhissalomga boradi deydi, nasabi noto'g'ri. Ba'zilar Musa alayhissalomga boradi deydi, u ham noto'g'ri. Imron Harun alayhissalomga boradi, nasabi. Bani Isroilda o'zining zamonidagi eng olim, taqvoli kishilardan bittasi edi. Imomlardan bittasi, rahbarlardan bittasi edi. Endi nima uchun Alloh taolo bu yerda Odam va Nuh deyapti-da, keyin Ibrohimning oilasi va Imronning oilasi deyapti. Buning nima sababi bor? Va Suyuti aytib boshqa mufassirlar ham aytadiki, Ibrohimning oilasi deyapti, lekin maqsad Ibrohimning o'zidir. Imronning oilasi deyapti, lekin maqsad Imronning o'zidir. Buning hikmati shu, Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalom butun bashariyatning otasi hisoblanadi. Birinchi ota haqiqiy ota Odam alayhissalom, ikkinchisi Nuh alayhissalom. Chunki Nuh alayhissalom zamonida to'fon bo'ldi-ki, butun insonlar qirilib ketdi. Faqatgina u kishining zurriyati bo'lgan va iymon keltirgan kishilar qoldi xolos. Shu bilan bu kishi butun insoniyatning ikkinchi otasi bo'ldi. Shuning uchun ularni odamning ahli, Nuhning ahli demayapti. Ular bütün insonlarga tegishli bo'lgan insonlar. Ammo Ibrohim alayhissalomning masalasi esa o'zining oilasi. Ibrohim alayhissalom butun insoniyatning otasi hisoblanmaydi. O'zidan tarqagan, o'zining nasladan kelgan payg'ambarlarning otasi hisoblanadi. Isoq alayhissalom va Ismoil alayhissalomdan tarqagan payg'ambarlarning otasi hisoblanadi. Va Ibrohim alayhissalomning zurriyatidan juda ko'p payg'ambarlar chiqdi albatta. Büyük peygamberler çıktı. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam'ın zürriyetindendir ve Muhammed aleyhisselam hem İbrahim aleyhisselam'ın zürriyetindendir. Ali İmran, İmran'ın ailesi diyetti Allah Teala. Çünkü İmran'dan yani İsa aleyhisselam geldi. Alel alemin, bütün alemlerine ne dedi yani? Yukarıda hem etilindi. Yahudiler şu ayetlerini daru natoru tafsir kualışıp uzlarına delil kılışadı. Bana şu ayette Allah Teala etiyordu, Adam'ını, Nuh'tu, İbrahim'ni ve İmran'ını ve onların ailesini bütün alemlerden afzal kıldık diyordu. Demek ki biz, dediler, Yahudiler, bütün insanlardan afzalımız dedi. Çünkü biz İmran'ın ahliden hesaplanamız dedi. Deki yukarıda etindik ki bu amelge bağlık. Siz qaysi qabiladan, qaysi millatdan bo'lsangiz bo'ling, agar mukammal bir taqvo qilsangiz, ibodat qilsangiz, darajangiz baland bo'ladi. Inna akramakum indallohi atqakum. Va o'zingiz zamoningizda eng taqvodor inson bo'lsangiz, o'zingiz zamoningizdagi olamlardan eng afzal kishi bo'lasiz. Bu kishilar o'zining zamonida olamlarning eng afzali edi. Mana hozirdagi Ibrohim alayhissalom, Odam alayhissalomdan afzal. Va Muhammad alayhissalom keldilar. Hammasidan afzal bo'ldi. Bu darajalari bor fazilatida.
İmran ve onun ailesi Muhammed Aleyhisselam'dan afzalmaz. İbrahim Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'dan afzalmaz. Nuh Aleyhisselam, Adam Aleyhisselam ham ve bütün peygamberler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan afzalmaz. Şunun için uzunu zamanı geliyordu. Uzunu zamandaki alemlerden afzaldırlar. 34. ayet. Zürriyeten ba'duha min ba'din ve Allahu semi'un alim. Bazıları bazılarına bugün zürriyat kıldı. Zürriyat kılıp tanıp aldı. Ve Allah Teala işitücüdür, bilücüdür. Süyüteyat yaptılar. Zürriyeten ba'duha min veledi ba'din. Bazıları bazılarını farzandlarından bugün zürriyat kılıp aldı. Minhum yani uladuzlardan. Vallahu semi'un alim. Allah Teala işitücüdür, bilücüdür. Hazır geldiklerimizdik. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam oğulları tuğuldu. Araplar ve Muhammed Aleyhisselam şu İsmail Aleyhisselam'dan buladı. Ve sonra anamızdan İshak oğulları tuğuldu. Ondan Yakup. Yakup'tan ki bana Yusuf ve ekeleri. Onlardan ki bana Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Ve cüdükü peygamberler. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam. Bunlar hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyatıdır. Bana İmran hem İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyatıdır. Çünkü için bazıları bazılardan bugün zürriyattır. İbrahim Aleyhisselam'ın nesebi Nuh Aleyhisselam gibi aradı. Nuh Aleyhisselam'ın zürriyatıdır. Nesli de. Ve Nuh Aleyhisselam ise Adam Aleyhisselam gibi aradı. Allah-u Teala işte üçüdür. Bütün nesilleri işte üçüdür. Şu cümleden sizde amellerinizi, sözlerinizi işte üçüdür Allah-u Teala. Alim bülüçüdür. Bütün nesiller bülüçüdür. Şu cümleden sizi halatlarınızı, içki ve tersi bütün halatlarınızı bülüçüdür. 35. ayet. İz qalet imratu imrana rabbi inni lazertu leke ma fi batni muharrara fetekabbel minni inneke ente semi'ul alim. O şende İmran'ın ayalı ey Rabbim, elbette min karnımdaki nerseni senge muharrar, azat kılınge halette nazır kıldım. Onu beni tarafımdan kabul kıyın. Elbette sen uzin işte uçsan, bülü uçsan dedi. Süüteyat yaptılar, uzkur, esle. İz qalet imratu imran. O şende İmran'ın ayalı hatuna etti ki, Hanna. İsmi Hanna idi. Lemme sennet ve iştaqat lil veledi. Yaşket kub kaldı, karıp kaldı. Ve ferzenke cüde bir müştak buldular. Ferzen körüyüz kendiler. Feda'atillâhe ve hasseb bilhamli. Allah-u Teala'ya dua kıldılar. Allah-u Teala duasını kabul kıldı ve hamile bu yanlığını his kıldılar. Ettiler ki, ya Rabbi, ey Rabbim, inni nezertu, elbette min nezir kıldım, en ec'ale leke ma fi batni muharrara. Karnımda yine sana, sen için muharrar, tahrir kılınca halette, azat kılınca halette, nezir kılıçlıyım, sen için kılıçlıyımı nezir kıldım. Yani atiqan, azat kılınca, halisen, min çevâgili dünya, dünya meşguliyetlerden halis kılıp. Li hidmeti beytikel mukaddes, mukaddes üyünü hizmeti için. Beytul mukaddes'te hizmet kılıçlık için. Allah'ın üyüge hizmet kılıçlığı için, dinge hizmet kılıçlığı için ferzendini nazır kılıyaptılar. Fetekabbel minni, benden kabul kıyın, inneke entes semi'u liddua, elbette sen uzun duanı iştücüsen, el-alimu bin niyeti ve niyetlerini bülüçüsen. Ve heleke imran ve hiye hamilun. Ve bu ayal hamileder haleti de imran vefat kıldı. Ferzen tuğuluna vakitte ve yetim halette tuğuldu. Allah subhanehu ve teala bu ayette iz, isle gendir. Yani tarihten bize en mühim bir vakiyanı haber veriyordu. Nihayette mühim bir vakiya. Yani biz bu meselelerde cüda yaşlı birisliğimiz gerek. Yani Kur'an tarihte haber veriyordu. Kur'an misli yok bir tarihi kitaptır. Başka bütün tarih kitaplarda hatalar var ve çok ciddi hatalar var.
Lekin Qur'on sizga tarixdan shunday bir xabar beradiki, shaksiz kofir bo'lasiz. Aniq xabarlardir. Chunki Robbul alamin xabar beryapti. Iz eslagin. O'shanda Imronning ayoli aytdi. Imronning ayoli mana Hanna, ismi Hannadir. Nihoyatda taqvodor. Nihoyatda bir tavozuli, soliha ayol edi. İmran yukarıda etkenimizdik, Bani İsrail'in katta alimlerden, Beytül Mukaddes'teki imamlardan bittesiydi. Farzand ko'rmadilar. Yaş katta bo'lgan vaqtda, mana ko'p dua kılıp, keyin farzand ko'rdilar. Bazıları dedi ki, bir gün İmran'ın ayalı, mana cüceni gördü. Tuxumdan bir cüce çıktı. Şunu görüp bir ölükten Allah-u Teala bana tiriydi çıkar yaptı ki o. Allah-u Teala hammasiga qodir. Şundan bir hayajonlandi de Allah'a qattiq duo qildi deydi. Elbette o qissalarda asli yok. Bo'lgan bo'lishi ham mumkin, bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Zaten bu ayollar soliha, mu'mina bo'lganligi uchun doim Allah'a duo qilishgan. Ve mana ko'p qissalar keladi. İmronning ayoli, yoshi katta bo'lganda homila bo'lishligi. Keyingi oyatlarda Zakariyoning ayoli yoshi katta bo'lganda homila bo'lishligi, Ibrohim alayhisalomning ayoli yoshi katta bo'lganda homila bo'lishligi. Bular hammasi Allohning buyuk qudratiga dalolat qiladi va hozirgi tibbiyot 40 yoshgacha farzand ko'rmagan ayol keyin ko'rmaydi degan da'vosini botilligini ko'rsatyapti. Yolg'on gapirishyapti. Tabiblar, doktorlar masalan moddiy e'tibordan moddani nimani ko'rsa, aytsin, biz shuni ko'ryapmiz, bizni ko'rganimiz shunga dalolat qilyapti. Biz asbob-uskunalarimizning natijasi shu bo'ldi-yu, lekin albatta yana Allohning qudrati buyuk, Alloh hammasiga qodir, sizlar umidni kesmanglar, ma'is bo'lmanglar, Allohga duo qilinglar deyishlik kerak. Allohdan umidni kesmaslik kerak. Ammo hozirgi tibbiyot insonlarning aqidasini buzishlikka xizmat qilyapti. Boradi, biroz tekshirishatda sen farzand ko'rmaysan dedi. Avvalo buna dedi. Duo qilaymi desa, men nima deyapman senga dedi. Jinnimisan sen dedi. Ko'rmaysan deyapman ku dedi. Bas, duo qilmagin degan. Duo qilmaydi endi ular. Insonlarning fitratini buzishyapti. Mana qarang, Qur'onda kelib turgan qissalar ana voqealar farzand masalasini ko'rsangiz, ko'pchiligi ayollari yoshi juda katta bo'lib qolgan holatda farzand ko'rgan kishilardir. Ana bo'lyaptiki, Alloh taolo hammasiga qodir. Xolasa farzand beradi, xolasa bermaydi. Yuqorida aytdi, yuhrijul hayya minal mayyit. Allohning qo'lida hammasi. Allohdan umid kesmaslik kerak. Har qanday holatda Allohga tavakkul qilib, Allohga ishonishlik kerak. İmronning oilasi mana ayoli yoshi katta bo'lgan vaqtda homila bo'ldi. Homila bo'lganligi uchun xursand bo'lib aytayaptiki, Robbi, ey Robbim, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Qonimdagi narsani senga ozod qilingan holatida nazr qildim deyapti. Nazr degani atadim degani. Senga atadim buni. Shu bolani senga atadim. Fataqabbal minni albatta meni tarafimdan qabul qilgin, innaka antas samiul alim, albatta sen o'zing eshituvchisan, biluvchisan. Bu kishining duosini tafsilotiga kirishdan oldin duoga qarang. Imronning oilasi nima deyapti? Soliha bir ayol. Ya'ni bu ayol Iso alayhisalomning momosi hisoblanadi. Imron bobosi hisoblanadi. Shunday bir muhim bir oila bu. Iso alayhisalomning masalasi boshlanyapti. İsa aleyhisselam qanchalik büyük payg'ambarlardan bittasi. Ve mana bu ayol avliyodir, Allah do'stidir. Qarang, duo qilyapti, duosi qabul bo'lyapti. Avliyo bo'lgan xotin duo qilganda nima deyapti? Robbi inni nazartu laka. Ey Robbim, senga nazr qildim deb to'g'ridan to'g'ri duo qilyapti. Aytmayaptiki, Robbi fi haqqil anbiya'i val mursalin. Bütün payg'ambarlar va elchilarning haqqi hurmati, shularning yuzi hurmati, menga bir farzand bergin yoki shu farzandimni qabul qilgin demayaptilar.
Peki Cibril'i hakkını ne yaptı? Cibril'i tanımaz mıydı onlar? İbrahim Aleyhisselam'ın faziletini bilmez miydi? İbrahim Aleyhisselam'ın kançalığı büyük bir peygamberliğini bileşendi ki o. Eğer bizim zamanımızdaki sopular etken edik, peygamberliğin hakkı hürmetini dua kılınsa afzal buladı. Kimi ki bunu inkar kısa Vahabi buladı. Degen gapi to'g'ri bo'lsa, Imronning oilasi, alin Hanna, Iso alayhissalomning momosi nimaga Ibrohim alayhissalomni vasila qilmayapti? Nimaga Jibril alayhissalomni vasila qilmayapti? Demak, dinda bunday gap yo'q. Qur'onda shuncha duolar bor. Birortasida shaxslar vasila qilinmagan. Endi ba'zi oyatlarda payg'ambarimizning duosi deb turib ular qochishligi mumkin. Mana Imronning oilasi, ayol kishi. Soliha, taqvodor va Alloh do'sti bo'lgan bir ayol, payg'ambar emas. Nimaga birorta payg'ambarni vasila qilmayapti? Demakki yo'q unday gap. Islom uni rad qiladi, botil e'tiqod u. Joiz emas, durust emas. Alloh bilan qulning o'rtasiga hech kim kira olmaydi, hech kim mudohara qila olmaydi. İmronning oilasi mana to'g'ridan-to'g'ri Allohga duo qilyapti. Robbi deyapti. Ey Robbim deyapti. Islom shuni o'rgatadi. Qaramaysizmi mana? So'pilar ha deb talashib, tortishib, bizning dalillarimiz bor deydi. Shuncha dalillarga nimaga qaramayapsan sen? Qur'onga ishonmaysanmi? Qur'onda kelgan duolar eng afzal duolar emasmi? Va bu duolar shunday bir duoki, qabul bo'lgan duolar. Qarang, qabul bo'lgan duolar. Duoingizni qabul bo'lishligini xohlasangiz, shularga o'xshagan duo qilishligingiz kerak. Shularga erishishligingiz kerak. Bularga xilof qilsangiz, natijasi ham xilof bo'ladi. Ular payg'ambarlar, avliyolarni, shahidlarni, olimlarni vasila qilishligi bilan mana Qur'onni boshdan oxirigacha bütün duolariga, bütün oyatlariga qarshi kelyapti ular. Eng yomoni shuki, Qur'onda bor deb tuhmat qilishyapti. Qur'onda hech yerida yo'q. To'g'ridan to'g'ri Allohga duo qildilar. Ikkinchi masala nazr masalasi. Nazr qildim deyaptilar. Demakki nazr joiz ekan. Agar nazr joiz bo'lmagan deydi, Alloh taolo maqtab zikr qilmas edi. Yoki xato bo'lganda Alloh taolo bayon qilar edi. Nazr qildi-yu, lekin xato edi bu, deyilar edi. Yoki birorta hadisda payg'ambarimiz alayhisalom buni rad qilardilar. Nazr qildi-yu, ammo yani bizning shariatimizda mansub qilingan, bizning shariatimizda nazr yo'q derdilar. Buni nima uchun aytayapman? Ko'ryapsizlar, hozirgi kunda ba'zilar nazr yo'q deyapti, ba'zilar bor deyapti. Aslida Qur'on hadisga muvofiq bo'lgan nazr bor, Qur'on hadisga zid bo'lgan nazr yo'q. Bu oson masala bu, tortishib janjal qiladigan masala emas. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi musulmonlar ikki tarafdan dalil yo'q, Qur'on hadisni yaxshi tushunmagan, noto'g'ri tushunmagan. Bittasi nazr bor degan fatvoni olishadi, bittasi yo'q degan fatvoni olishibdi. Keyin butun ishini yig'ishtirib dushman bir-biriga. Aslida ikkala fatvo ham to'g'ri. Butun amallar shunday. Ba'zilari joiz, ba'zilari joiz emas. Va farzandini nazr qilyaptilar, atayaptilar Alloh yo'lida. Qarang, bir ayol kishi yoshi katta bo'lgan, qarigan vaqtida farzand ko'ryapti, Allohga atayaptilar. Hali homila holatida. Qornimdagi narsani ozod qilgan holatda, ya'ni bütün ishdan, xizmatdan ozod qilgan holatda nazr qildim deyapti. Bizga hech qanday xizmat kerak emas deyapti. Bizga xizmat qilmasin. Va dunyo bilan ham shug'ullanmasin, faqatgina dinga xizmat qilsin deyapti. Bizning zamondagi musulmonlarni ko'ryapsiz. Farzandi din yo'lida yurishiga rozi bo'lisha olmayapti. Bizning zamondagi musulmonlarning ko'pchiligi farzandlarini dunyoga nazr qilishgan. Allohning yo'liga nazr qilisha olmaydi. Mayli nazr qilishini qo'ying, Allohning yo'lida yurishiga izn berishmaydi. 22 soat boshqa yo'llarda yursin, 2 soat dinga xizmat qilsin, siz qabul qilisha olmaydi. Lekin bir ayol kishi tarixda mana bizga Alloh taolo namuna ko'rsatyapti. Ayol kishi qariganda bir farzand ko'ryapti, hali homila. Shuni Alloh yo'liga nazr qilyapti. Alloh yo'liga ajratyapti, menga hech qanday xizmat kelmasin, qilmasin deyapti. Dunyo bilan ham shug'ullanmasin deyapti. Faqat dinga xizmat qilsin deyapti.
Mana hamma shunday bir jasorat, shunday katta fidokorlik qilsa, bizning zamonimizdagi erkaklar, otalar qilishmaydimi? Qani nechta farzandi bor-ku? Nechta farzandi bor, shuni bittasini ajratsin, bittasini. Alloh yo'liga ajrataylik farzandlarimizni. Hammasi Alloh yo'lida bo'lsin. Hammasini qila olmasak, bir nechtasini qilaylik. Hech bo'lmasa bittasini ajrataylik. Ergashaylik bularga. Bular Alloh do'stlari bular. Bizga ertakka o'xshab qolgan. Eshitib eshitganlarni qimlatib qo'yilaveradi. Yig'lab, ajoyib insonlar bo'lgandi, lekin hech amal qilinmaydi, ibrat olinmaydi. Albatta endi bu zamondagi ota-onalar atrofdan ta'sirlangan. Lekin siz tushuntiring. Dalillarni keltirib, shu masalalarni tushuntirib nasihat qiling ularga. Yani alhamdulillah bizga ham Alloh taolo ilhom qildi. İlim yo'liga chiqamiz deganimizda, xususan hijrat qilmoqchi bo'lganimizda endi katta farzandmiz. Ota-ona biroz ta'sirlandi. Endi Alloh yo'lidan qaytarganimiz ham kelmaydi-yu, ammo bizdan uzoq bo'lishini ham xolamayapsiz. Endi qachon ko'rishamiz? Shu masalalarda endi muzokaralar bo'lyapti. To'g'ri, Alloh yo'liga chiq, Alloh yo'lida bo'l. Ammo sabr qilolmasligimiz mumkin, sabr qilolmaymiz, sog'inamiz, falon-piston degan gaplar. Shundan keyin ota-onamga shu oyatni o'qib, nima qildik? Endi ular bilsa ham bir muzokara bo'ldi. Men dadamga ko'proq nima qildim? Dada qarang, Imronning oilasi bitta farzandi bor, shuni Alloh yo'liga nazr qilyapti. Bizning zamonda erkaklar qilolmaydimi? Sizning mana shuncha farzandingiz bor, bizdanki ukalarimiz bor yana. Bittasini Alloh yo'liga nazr qilib yuboringda. Qarib ko'ringda. Dediki Alloh taolo ularni ta'sirlantirdi. Hatto sizlar shu ayollar yerishgan bo'lasizlar. Qur'onga amal qilgan bo'lasizlar. Sizlar ham bir farzandlaringizni Alloh yo'liga nazr qilgan bo'lasizlar. Va taqabbal minni deylar. Qabul qil deylar. Alloh taolo qabul qilsa, o'zlaringizga yaxshi bo'ladi. Dediki Alloh taolo ta'sirlantirdi. Ya'ni biz bu oyatlarni yashashligimiz kerak, hayotimizga tatbiq qilishligimiz kerak. Bu oyatlar faqatgina sharillatib o'qib, tezroq o'qib, tezroq xatm qilaylik, bitiraylik, keyin maqtanib yuraylik. Xatm qildim men. Deyishlik uchun emas bular. Amal qilishlik kerak. Qornimdagi narsani, homilani sen uchun nazr qildim, muharraran deyapti, qarang. Ozod qilingan holatda. Hech qanday xizmat kerak emas bizga deyapti. Ibrat olsin butun musulmonlar. Imronning oilasidan, ayolidan. Qarang, avliyolik shunday bo'ladi. Karomat mana bunday bo'ladi. Dinga shunday bir fidokorlik qilishlik kerak. Dinga mana bunday xizmat qilishlik kerak. Alloh taolo maqtayapti ularni. Va qabul qilgin deyaptilar. Mana go'zal amal qilasiz va qabul qilgin deb yalinasiz. Bizning zamonda musulmonlarda ko'pchilik go'zal amal qiladi-yu, lekin qabul bo'lishligi uchun yalinmaydi. Xuddi Alloh taolo uni amalini qabul qilishligi majburdek, lozimdek muomala qilishadi. Bunday emas. Alloh taolo qabul qilgin deb yalinishlik kerak. Va albatta sen o'zing eshituvchisan, biluvchisan. Duolarimizni eshityapsan va butun narsalarni eshitasan. Va bizning qalbimizdagi niyatimizni hammasini bilasan. Boshqa butun narsalarni bilasan. Alloh taoloning sifatlarini zikr qilyapti, qarang. Allohni tanigan insonlardir bular. Alloh taoloni yaxshi tanishligimiz kerak. 36-oyat. Falamma wada'atha qalat robbi inni wada'tuha unsa wallohu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Hanna bu qiz farzandni qo'ygan vaqtida, ya'ni bu farzandni ko'rgan vaqtida, ey Robbim, albatta men qiz farzand ko'rdim-ku dedi.
Ve Allah Teala onun körgen ferzantını buluşuraktır. Ve erkek, yani önce münce erkekler bu kızdek, bu ayalda yemez. Ve elbette min bu kız ferzantını Meryem deyip atadım. Ve elbette min onu ve onun zürriyatını şeytanın şerriden seni tanahinge tavşiremem. Taş bilen kuulgen, mercum bugen, racim kılınge şeytanı şerriden seni tanahinge tavşiremem dediler. Süyüteti yaptılar. Felemme ve da'atha ve ledetha cariyeten. Hanna bu hamilasını ve kız farzand halette tukkanda ve kenet tercüen yakuna gulemen. Ve oğul farzand buluştuğunu ümit kılardı. İzlem yekun yuharraru illel gilmen. Çünkü o şey vakitte Allah yüreğe nazır kılınganda, atarganda fakat oğul farzandlar nazır kılınlardı. Kızların ayarlar daim bütün dinlerde uyda oturuşluğu tavsiye kılıngan. Uyda buluşluğu tavsiye kılıngan. Kalet mu'taziraten şunda hanna üzür etken halette etti ki ya Rabbi inni ve da'tuhel unsa. Ey Rabbim elbette men onu bana kız ferzant halette kürdüm. Vallahu a'lemu ey alimun. Allah Teala buluşu raktır, buluşudur bime da'at. Hannanin körgen ferzantını. Cümletu itirazı min kelamihi ta'ala. Bu Allah Teala'nın kelamı demeyen cümle itirazıyadır. Yani felemme vada'atha qalet Rabbi inni vada'atha unsa Hannanin yapı ki vallahu a'lamun bime vada'at ve leysa zekeru kel unsa. Bu Allah Teala'nın yapı buluyad. Ortada zikir kılıyad. Kin yana ve inni semmeytu hadif Hannanin yapı başlanıyad. Şunu etiyordu ki Allah Teala'nın kelamıdan bir cümle itirazıyadır. Ve fi kıraatin bi dammitte ve bazı kıraatlarda ta'nin zemmesi bilen buladı. Yani Vallahu a'lamu bima vada'tu. Yani körgen ferzendimi Allah bilücüdür buladı. Onda hannanın gapı buladı. Yani min kıstardan kördüm ki. Ya kıstardan körgenliğimi Allah huzur bilücüraktır. Huzur buladı. Hannanın gapını davam buladı. Lekin meşhuri vada'at buluşluğu. Vallahu a'lamu bima vada'at ve leysa zekeru kel unsa. Allah Teala'nın gapıdandır. Ve leysa zekeru lezi talabti kel unsa alleti ve leysa zekeru lezi talabet kel unsa alleti vuhibet. Ya ki mesela ve leysa zekeru lezi talabte kel unsa alleti vahabte. Hazır içkıl tahsil bulgenlik için bu dönem her hal okul uğradı. Hannaning talab qilgan erkak farzandi unga Alloh tarafidan berilgan qiz farzandidek bo'lmaydi. Imronning oilasi Alloh taolodan o'g'il farzand so'ragan edi, lekin Alloh taolo qiz farzand berdi. Alloh shuni aytayaptiki, u o'g'il farzand so'radi-yu, lekin uni so'ragan o'g'il farzandi bu qizdek bo'lmaydi. Bu ayoldek bo'lmaydi. لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه. Çünkü oğul farzandlar xizmat uchun qasd qilinadi ve qizlar esa zayıf bo'lganligi uchun, avrat bo'lganligi uchun, ya'ni hijobda bo'lishligi ve doim panada bo'lishligi lozim bo'lganligi uchun diniy xizmatlarga, ya'ni katta xizmatlarga, umumiy xorijiy xizmatlarga to'g'ri kelmaydi. Ve yani onun üstündeki ayollar bana hayiz görüldü. Ondan başka bazı üzüllü haletleri, acizane haletleri var. Şunun için oğul farzan sonra geldiler. Ya ki bu mesela, eğer hanneni gafı buladığın bu ise, ey Allah'ım, sen nezir için erkek farzanlarda talep kılardın. Elbette bu erkek, bu kızdek bu miydi? Şunda ellezî talabte kel unsa elleti vahabte bulad. Ya Allah'ım sen nazr üçün erkek farzandlar talep kıyansan, peki hazır menge birgen kız farzandik bu medular diye türgen bulad. Çünkü kız farzandlar erkekler dışını kılalmaydı diye manada. Lekin meşhur ise birinci tafsir. Önce münce erkekler bu ayaldik bulalmaydı diye manada. Ve inni semmeytuha Meryem.
Ve albatta men o kızını, kız farzandı Maryam deyip atadım. Ve inni u'izuha bik ve zuriyetaha avladaha. O kızını ve onun zuriyatını men seni farahınge tavşıramen. Mine şeytanir racim el matrud taş bilen haydalgan racim kılınıp taş bilen urup kuvulgen şeytanın yamanıydan. Fil hadisi ma min mevludin yuladu illa messehu şeytan hine yuladu. Hadiste keledi ki sahih hadiste kaysadır farzan tuğulsa elbette şeytan o tuğulge vakti barıp bir şeydi onu. Feyestehillu sarihan şunda yaş bala çakalak kıçkırıp yığlıydı ki. İlla Meryem ve ibneha. Lekin Meryem ve onun oğlu yani İsa aleyhisselam yığlamadı. Anasının ve Hanna'nın duasının bereketinden Allah-u Teala onları da şeytandan sakladı. Şeytan onları düşelmedi. Ravahu Şeyhan, Bukhari ve Müslim bu hadisini rivayet kıyken. Bana aradan Allah-u Teala'nın koyduğun kanunu, sünneti öttü. 9 ay etrafındaki bir müddet öttü. Hanna farzand gördü. Farzand gördüğün vakti de gördü ki kız farzand. Şunda özür etti ki فَلَمَّ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْسَى Bu kız farzandı görüyende, ey Rabbim elbette ben kız farzandı gördüm ki. Anık bu kız farzandı buldu ki. Ben nazır kılıyordum, kan diye bularken indi. Nazır kıldı, bula dedi, nazır bula da barıdır da. Lekin oğul buluştuğu gün ümit kılıyorduk. Demek oğul farzandı sonra gene geldiler. Oğul farzandı soruyordu. Şun gereşe nazar kılıyordular. Diğerden malum oluyordu ki biz Allah'tan bir farzand sorasıyız. Kız ya ki oğul. Allah Teala bizi sorakanımızı tezkarısını verse biz sıkılmazlığımız gerek. Yani Allah'ın dostu bugün bir Hanna. İsa Aleyhisselam'ın maması. Allah dostu bugün bir ayal dua kılıyordu. Oğul farzand soradı. Allah Teala kız farzand verdi. Bunga isyon qilmaslik kerak. Ya qiz so'radingiz Alloh taolo o'g'il farzand berdi. Shukr qilishlik kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, qarang avliyolar g'aybni bilmas ekan. Hanna avliyo. Eng buyuk avliyolardan bittasi. Qur'on guvohlik berayotgan turgan avliyo. Allohning do'sti. Lekin o'zining qornidagi balasını qiz o'g'illigini bilmayapti. O'g'il deb o'ylayapti. Tug'ilgandan keyin ko'rdiki kız farzand. Şimdi Allah ki özür etti ki ey Allah'ım ya kız farzand gördüm ki diyordu. Yani açık bir delil. Evliyamaz mıydı? Evliyaydı. Yani duaları kabul bulu yaptı. Ya, büyük bir hanedanda büyük şahsiyetlerden bittesi uzunu karnıdaki balanı oğuldu böylese, kızlığını bilmese şimdi başka insanların halatını kaçtan bilirdi. Uzadagi insonlarni qaytdan biladi. Qur'on maqtagan, Qur'onda zikr qilingan avliyolar g'aybni bilmagandan keyin bu bizning zamonda avliyo deb gumon qilgan insonlar, Alloh biladi ular qanday avliyoligini. Va Alloh taolo ularni amalini, ixlosini qabul qilyaptimi, qilmayaptimi uni Alloh biladi. Mana yaxshi gumon qilaylik, yaxshi insonlar. Bular g'aybni qaytdan biladi. Mumkin emas. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'ayb ilmi Allohga xosdir. Kimiki Allohdan boshqasi g'aybni bilatsa kofir bo'ladi. Shuning uchun doim aytaman, Hanafi ulamolari butun fatvolarda aytadiki, Hanafi olimlari ijmo qilgan, kimiki Muhammad alayhisalom g'aybni bilatsa kofir bo'ladi. G'aybni hech kim bilmaydi. Allohga xos bo'lgan narsa. Mana qarang yana bitta dalil. Bular hammasi Qur'on va hadisda ko'p aytilgan narsalar bular. Juda daliller ko'p. Lekin kazzob dajjallar hammasini tahrif qilib, Qur'on hadisda bo'lmagan dalillarni to'qib chiqarishib, insonlarning aqidasini buzishlikka harakat qilishyapti. Bilmadi o'zini qonidagi farzandni qiz bo'lishligini bilmadi. Wallohu a'lamu bima wada'at. Uni ko'rgan farzandini Alloh taolo biluvchiroqdir. Qani Alloh biladi uni. G'aybni Alloh biladi. Alloh bilyapti, lekin Hanna bilmayapti. Allah Teala bildirir şartmez. Halese bildirirdi, halese bildirmeydi. Bildirmedi bana. Ve Allah Teala, hani bu megen nesene bilislikkiye mene delil buluyordu. Mu'tazilat dedi ki,
bir iş sodir bo'lgandan keyin Alloh biladi deydi. Bu kufr aqida bu. Alloh taolo har narsani oldindan biladi. Va Alloh taolo maqtayaptiki, albatta Hanna o'g'il farzand so'ragan edi va hozir qiz farzand ko'rgandan keyin xijolat bo'lyapti Alloh taolodan. Lekin uncha-muncha erkak bu ayoldek bo'la olmaydi. O'sha zamonda ham yuz minglarcha erkaklar bu ayoldek bo'la olmadi. Ya'ni bu ayol Maryam onamizdir. Bizi zamonimizda ham yuz minglarcha musulmon erkaklar, kofirlarni qo'ying, Maryam onamizdek bo'la olmaydi. Hali keyingi oyatlarda keladi Maryam onamizning qanchalik bir katta xizmat qilganligi, mukammal bir ibodatlari, ma'rifatlari, olimaliklari, taqvolari. U kishining fazilatlarini sanab bitira olmaysiz. Bizi zamonimizdagi yuz minglarcha musulmonlardan afzal. Shuning uchun ulamolar aytadi, masalan erkak jinsi ayol jinsidan afzal deb butun erkaklarni nazarda tutiladi. Ularning ichida masalan Odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar ham bor. Lekin har bitta erkak har bitta xotindan afzal deya olmaysiz. Erkak jinsi ayol jinsidan afzal. Lekin har bitta erkak har bitta xotindan afzal deya olmaysiz. Chunki erkaklar ichida mana kofirlarni qo'ying, kofir mushriklar chiqarib qo'ying, musulmonlar ichidagi ko'pchilik erkaklar Maryam onamizga teng kelmaydi. Osiyo onamizga teng kelmaydi. Xadija onamiz, Oyisha onamizga teng kelmaydi ular. Buni kim aytayapti buni? Valaysa zakaru kal unsa. Uncha muncha erkaklar bu ayoldek bo'la olmaydi deyaptimi? Demak, ayollarga haqorat ko'zi bilan qarashlik joiz emas. O'tgan darslarda ham zikr qildim. Bizda Qur'on hadisni noto'g'ri tushunib, dinni badnom qilishyapti, dinni buzishyapti. Insonlar dindan nafrat qilishiga sababchi bo'lishyapti. Ayollarning aqli noqis, dini noqis deyilganiga ayollarni haqorat qilishadi. Sizlarning aqllaringiz noqis, jinni degandek. Dinlaringiz noqis, hutali fosiq degandek. O'tgan darslarda aytdim, u ma'noda emas. Islom ayollarni haqorat qilgani yo'q. Musulmonlar haqorat qilyapti. Lekin Islom nima deyapti qarang? Valaysa zakaru kal unsa. Uncha-muncha erkaklar bu ayoldek bo'la olmaydi deyapti. Mana bizning zamonimizda yuz minglarcha musulmonman degan erkak Maryam onamizchalik bo'la olmaydi. Demak bu amalga bog'liq ekan, taqvoga bog'liq bo'lgan narsa. Ayol kishi ilmda, amalda mustahkam bo'lsa, yuz minglarcha balki millionlarcha o'sha musulmon bo'lgan erkaklardan afzal bo'lishi mumkin. Bitta erkakni qo'ying, bitta erkakdan afzalligini qo'ying, millionlarcha erkaklardan afzal bo'lishi mumkin. Ayollarni haqorat qilmasin. Alloh taolo ayollarni o'ziga xos bir kayfiyatda yaratdi, erkaklarni o'ziga xos bir kayfiyatda yaratdi. Ayollar o'zining zotida mukammal. Hech qanday nuqsoniyati yo'q, hech qanday kamchiligi yo'q. Ularda dini va aqli noqis deyilgan bo'lsa, yuqorida aytdim, haqorat qilishlik uchun aytilgani yo'q. O'zlariga yarasha berilgan. Xuddi jismonan noqisliklardek. Jismonan zaifku. Erkak kishi 100 kilo toshni ko'tarsa, ular ko'tara olmaydi. Va tosh ko'targani kelgani yo'q ular. Ko'tarsa o'ziga ham bo'ladi. Uyga kira olmay qolasiz. Va shunda ham kira olmayapsiz. Ayol kishining o'zining vazifasi bor, erkak kishining o'zining vazifasi bor. Vazifasiga qarab yaratgan Alloh taolo. Ayollarda hech qanday nuqsoniyat kamchiligi yo'q. Mukammal qilib yaratgan Alloh taolo. Amalga qaraydi. Allohning huzuridagi daraja esa amalga qaraydi. Ayollarda haqorat qilinmasin. Haqorat ko'zi bilan qaralmasin. Mana kofirlar bizni noto'g'ri tushunchamiz olib turib, mana islom ayollarda haqorat qilyapti. Biz tushungandek tushunyapti kofirlar ham. Unday emas, biz noto'g'ri tushunyapti bizdan musulmonlar. Uncha-muncha erkaklar bu ayollarga teng kela olmaydi. Hali bu chaqaloqligida Alloh taolo maqtayapti. Demak, Alloh taolo hammasini biladi. Hali Maryam onamizni hayotida qanday buyuk ishlar bo'lishligini Alloh taolo biladi. Va inni samaytuha Maryam. Va men bu qizni Maryam deb atadim. Maryam nima degani? Abida degani. Ibodat qiluvchi degani. Ba'zilar xodima deydi, xizmat qiluvchi deydi. Bir-biriga yaqin bo'lgan ma'nolar. Maryamning ma'nosi shu, abida degani, ibodat qiluvchi degani. Nazil qilganki o'zi ibodatga. Butun hayoti ibodatda, din xizmatda o'tsin deganligi uchun Maryam deyaptilar. Va bu oyatdan yana bir hukm sobit bo'lyaptiki,
Demek ki farzand tug'ilgan kuni ism qo'ysa bo'lar ekan. Ba'zi hadislarda kechiktirilgan, bir necha kundan keyin qo'yilgan. Yani ba'zi hadislar shunga dalolat qiladi. Ba'zi hadislarda payg'ambarimiz alayhisalom masalan İbrahim farzandlari tug'ilganda tug'ilgan kuni ism qo'ydilar. Otam İbrahim alayhisalomning ismini qo'ydim dedilar, o'g'lini İbrahim deb atadi. İbrahim o'g'illariga tug'ilgan kunida qo'ydilar ismini. Demak, bu masalada shariatda kengchilik bor. Xolasiz, tug'ilgan kuni yo'q, qo'ying ismini, xolasiz, bir necha kundan keyin qo'ying. Ba'zan kech qolishlikka muhtoj bo'lasiz, mashvara qilinadi, istishora qilinadi, maslahat qilinadi. Shuning uchun shariat imkoniyat bergan. Ammo bir chiroyli ism qo'ying, yaxshi ism bo'lsin, islomiy ismlar bo'lsin. Tug'ilgan kuni yo'q ism qo'yishlikka mana Qur'ondan dalil kelyapti. Va inni samaytuha Maryam. Uni Maryam deb atadim, deyapti. Va chiroyli ismlar bo'lsin. Bir kelajakda uni hayotiga ta'sir qiladigan. Maryamni Obida deb ism qo'ydi, qani ibodat qiluvchi deb. Haqiqatan ham Obida ayol bo'lib yetishdi. Va inni u'izuha bika va zurriyataha minash shaytonir rojim. Va albatta men bu qizini va uning zurriyatini, qani qizini va zurriyatini o'ylayapti. Baqara surasida ham aytdik, tarixdagi butun payg'ambarlar, avliyolar zurriyatini o'ylar edi. Biz ham zurriyatimizni o'ylaylik. Zurriyatni tafakkur qilishlik kerak. Hali kelmagan zurriyatimizni, hali kelmagan naslimizni tafakkur qilishligimiz kerak. Nima qilsak shular eng go'zal holatda hayot kechiradi deb. Hozirgi musulmonlar bor bolasiga ham qaramayapti. Xor qilishgan. Eng yomoni shuki, diniy narsani bahona qilib ayollarini, bola-chaqalarini xor qilishyapti. Biz sizlarni boqqani ketyapmiz. Ya biz jihodga ketyapmiz, biz da'vatga ketyapmiz, biz hijrat qilyapmiz deb bahona qilib o'zini farzandini ayollarni xorlashyapti, zulm qilishyapti. Buni islomga hech qanday aloqasi yo'q. Islom qarang, hali dunyoga kelmagan zurriyatni g'amini yeyapti. Yangi tug'ilgan Maryam chaqaloqda aytyapti: "U'izuha bika va zurriyataha", va shu Maryamning zurriyatini deyapti. Tosh bilan quvilgan shaytonning yomonligidan seni panohingga topshiraman, deyaptilar. Va duolari qabul bo'ldi. Suyuti aytgandek, duosi qabul bo'lganligidan Maryam onamiz tug'ilganda yig'lamadilar. Va keyin o'g'illari Iso alayhissalom tug'ilganda ham yig'lamadilar. Insoniyat tarixida faqatgina Maryam onamiz va Iso alayhissalom yig'lamagan xolos. Boshqa butun payg'ambarlar, avliyolar hammasi tug'ilgan vaqtida yig'lagan. Bir chaqaloq tug'iladi, yig'laydi. Yig'lashining sababi nima? Hadis kitoblarida o'qidilaringiz, bu yerda ham aytilindi. Bir farzand tug'iladigan vaqtda shayton keladi. Tug'ilishi uni biqinidan ushlaydi, uni mahkam ushlaydi. Nimaga ushlayapti? Men seni jahannamga o'tin qilaman, deyapti. Men seni hali Allohga dushman qilaman, deyapti. Adashtirib yuboraman seni, deyapti. Meniki bo'lasan sen, deb ushlayapti. Ya'ni chaqaloq ham undan aziyatlanib, jirkanib yomon ko'rganligidan, shuni yo'lidan ketishni xohlamaganligidan ovozini boricha yig'laydi. Yuzlari qizarib ketadi. Qani, chaqaloq. Aqli yo'q deysiz, ammo sizdan ko'ra aqlli. Chaqaloqda aqli yo'q deysiz, shu shayton ushlab qo'yganiga qancha baqiryapti. Bizi zamondagi ko'p tilli musulmonlarni shayton eshak qilib minib olgan, hech yig'lashmaydi ham. Qayoqqa bo'lsa o'shaqa ketishyapti. Shayton tushaman desa ham tushirishmayapti. O'tiraver. Tushayin desa, yo'q, turavergin endi, yaxshi ketyapmiz. O'rganidan qoldi, deyapti. Shayton ham hayron. Chaqaloq, aqli yo'q degan chaqaloqingiz qip-qizil bo'lib ovozini barcha baqirib yig'layapti. Nimaga bu aziyatlanmayapti? Bir urmayapti uni. Tug'ildi, qaytanga qamoqdan chiqdi u. Dunyoga chiqdi, nafas olyapti. Mazza qildi nafas olsin, tabassum qilsin. Yo'q, ovozini boricha yig'layapti. Nimaga? Chunki shayton ushadi uni. Seni jahannamga o'tin qilaman, meniki bo'lasan, deyapti. Shuni xolamaganligidan yig'layapti. Ammo Maryam bilan Iso yig'lamadi. Nimaga? Chunki Alloh taolo saqladi. Shayton yaqinlasha olmadi, ushalmadi. Nimaga ushalmadi? Duoni barakatidan. Qarang. Demak, farzandlarimiz uchun duo qilaylik, yo Robbi. Shu farzandlarimizni panohingga olgin, shaytondan saqlagin deb duo qilaylik. Alloh taolo qabul qiladi. Ya'ni o'ziga yarasha. Va shaytonni rojimligi, qarang, tosh bilan urib haydalganligini
biliyaptılar Hanna. Yani alim edi ular. İslam bir din. Bütün peygamberlerde akidesi bir. Ular başkaça düşünmeyen ular. Kur'an kandı etiyip duyken bilsin, şunu diye buyken. Hazreti Yahudi ile Nasrani ile büzülüp başka çöp gitkenli giden siz, Adam Aleyhisselam aslında başka çöp buyken bir kendi buylamayın. Kur'an kandı etiyip duyken bilsin, şunu diye. Şeytan adamın secde kılmayanı da Allah Teala onu taşlardan racim kılıp, uruf hayda var genliği, ularda hem sabit buyken için hanna etiyip ki, mineş şeytani racim diye. Racim kılınken, taşlardan uruf hayda var genliği, şeytanı yamalı giden, bu kızını ve zuriyatını seni parahinge tavşiremen diye. Zaten evliya bu genlik için Allah'a tavşiriyat. Allah'a havala kılıyat. Demek ki bütün işlerimizi Allah'a havala kılışlayımız gerek. Uzumuzu ve ferzenlerimizi Allah'a havala kılıyık. Vazifemizi becergen halette. Bunu değil mi? Resulullah diye ihmal kılıp, mesela da Allah'a havala kılıyat ben. Allah'ta da minne yaşamaz mı? Minne yaşıyor. Tamam, selamun aleyküm. Dükkü törmüyorsunuz. Vazifesi becergen halette Allah'a havala kılasın. Allah'a tavşirasız, Allah'a tavakkül kılasın. Hakiki İslami yol, evliyaların yolu menedin diye buladı. Allah Teala bize gösteriyor. İslam kendi buluşunu. Peygamberlerge, evliyalarge yergeçli kendi buluşunu gösteriyor. Misal kiltiriyordu bize. Yani bunu diye buluyordu. Yani bir ayol kişi kendine bir itaatkarlık kılıyordu. Bizden yergeçliyik. Şimdi halette yaşayımız ki Allah Teala bizi yaşkıradı, günahlarımızı kesiradı. Allah Subhanehu ve Teala bizge ve bütün ümmetge, bütün peygamberler ve avliyalar yolunu müyesser kılsın.